Sufilikte rabıta nasıl olur? Yeni başlayanlar nasıl yaparlar? Hazreti Mevlana Celalettin Rumazet'in bir sözü var ya, ilk önce diyor ki çocuk ilk önce süt içer. Sonra diyor yavaş yavaş dişi çıkmaya başladığında ekmek ister diyor. Çocuk kendisi ister. Sonra bir müddet sonra diyor et istemeye başlar. O yüzden sufilik yavaş yavaş bir kimse önce süt içmeye başlayacak. Ondan sonra Ekmek yiyecek, ondan sonra et yiyecek. O yüzden bizim e, Adaf ve Erkan'ımızda daha yeni derse girmiş bir kimseye sen rabıta edeceksin. İşte iki kaşının ortasını, şeyhinin iki kaşının ortasına getireceksin. Gez göz arpacık yapacaksın, anlı göbenden vuracaksın. Böyle bir rabıta şekli, şemali bizde yok bunu daha böyle henüz daha üstad nedir bilmeyen, şeyh nedir bilmeyen, bu konuda bir e, edep, adap, erkan, ölçü, bilgi, ilmi olmayan bir kimseye bunu söyleyince o böyle kendi kendine işte üstadın iki kaşının arasını rabıt edeceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım derken ne yazık ki yörüngesini bozuyor. Allah muhafaza eylesin. Nakşibendi öğretisinde bu biraz e, abartılmış bir şekilde işleniyor. Biz de öyle değil. Yani bir kimsenin bir kimse sevgisi, muhabbeti varsa onun zaten aklından çıkmaz o. E sevgisi, muhabbeti yoksa ona çok affedersiniz kakma aşıyla aşılasanız dahi durmaz. Allah muhafaza eylesin. Bizim işimiz sevgi işi, muhabbet işi. Severse yol yürüyecek, muhabbet ederse yol yürüyecek. Zorla bir kimseyi sevdirmek, zorla bir kimseye rabıt ettirmek biraz zor.